Her starın bir hikayesi vardır, bir keşfedilme, ilk başlangıç hikayesi. Adele'in hikayesi de son derece ilginç. Adele, dönemin en önemli platformlarından biri olan MySpace sayesinde keşfedildi. Nasıl mı? Bir arkadaşı Adele'in yorumladığı şarkılarını MySpace'te kendi profiline yükledi ve işte o profilde prodüktörler Adele'i keşfetmekte gecikmediler ve ona profesyonel teklifte bulundular. Spice Girls, müzik dünyasının endüstrinin gelmiş geçmiş en popüler kızlar grubundan biriydi Spice Girls. Artık yerinde yerler esiyor, yerle yeksan oldular dersek işte yanlış olmaz. Spice Girls kızlarının hepsinin bir lakabı vardı. Ama ilginçtir, bu lakabı kendileri takmadılar. Dönemin önemli dergilerinden biri olan müzik dergisi Top of the Pops, Spice Girls üyeleriyle bir röportaj yaptı. Ve bu röportaj sonrasında derginin editörü, Spice Girls üyelerinin her birine işte onları popüler kılan, adlarından da öne çıkan lakaplarıyla çağırmaya başladı. Lady Gaga müzik dünyasına merhaba dediği ilk zamanlarda Amy Winehouse'la karıştırılmaktan dolayı son derece mutsuzdu. Bunun için bir önlem alması gerekiyordu ve önlemi bulmakta gecikmedi. Hemen kuaförün yolunu tuttu. Çünkü Amy Winehouse gibi Lady Gaga'nın saçları da siyah renkteydi. Koltuğa oturdu ve kuaför o siyah saçları hemen sarıya boyadı. Artık Amy Winehouse'la karıştırılan bir Lady Gaga yoktu. Billboard müzik listesinde yer almak ve bu listenin zirvesinde kendini göstermek gerçekten önemli bir referanstır. Kızlardan oluşan Destiny's Child grubu da Billboard müzik listesinde zirvede yer almayı başarmış gruplardan isimlerden biri. 2001 yılında onların Bootlegious isimli şarkısı Billboard'da bir numarada yer almıştı. Tam 2001 yılından bu yana Billboard listesinde zirvede yer almayı başaran bir başka kız grubu karşımıza çıkmadı. İngiliz donanması Somalili korsanları korkutmak için onlara ne dinletiyordu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Britney Spears şarkıları dinletiyordu. Niye acaba? Neden? Niçin? Biz de merak ediyoruz.